Biliyorlar değiştirmeleri gerektiğini ama ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani şey olarak tanımlıyorlar, yani işte yapışıp kaldım ya da hareket edemiyorum. Şeyde pozitif psikoterapi eğitimlerinden de aslında hatırladığımızda bir süreç var. İşte semptomlarda ya da işte daha önce karşılaştığımız durumlarda mesela daha önce kime başvurduk, nasıl yardım aldık, nasıl çözdük, hangi becerimizi ortaya koyduk. Yani bunları bu yapışma durumu, yani bu konfüzyon durumu içerisinde aslında bunlar unutulmuş da oluyor bir şekilde. Burada belki dereceleri farklıydı. Çünkü bütün psikososyal krizlerin dereceleri ve şiddetleri aynı değildir. Bazılarını çok ufak tefek atlatırız. Çok da farkında olmayız. İşte geçici bir sıkıntı yaşarız. Ama burada uzun süreli de bir şey var. Bu arada psikososyal krizleri şöyle de ayırabiliriz. Bunlar akut olanlar. Yani çok hızlı bir şekilde gelişenler. Bir de kronik olanlar da olabilir. Mesela aile içi şiddeti bir uzun dönemli, yani kronik olan bir psikososyal kriz olarak algılayabiliriz. Ya da işte istismarı, çocuk istismarında uzun süreli psikososyal bir kriz olarak da algılayabiliriz. Burada da akutlar ve işte kronik olanlarda da aslında yaklaşımlarımız farklı olacak. Çünkü daha uzun süreli süren krizlerde bu aile içi şiddet ya da işte ensest vesaire istismarlar olduğunda uzun süredir aynı durumda olduğu için baş etme becerilerini de daha uzun zaman öncesinde bıraktı ve aslında başa çıkamayacağı bir olay olarak algılama. Bu algıların da değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Ya da bir şekilde başa çıkıyor ama o çok da işe yaramıyor gibi. Mesela şeyler, gene krize müdahale, yani çok böyle psikososyal kriz gene de yani yardım alabilecek kadar şiddetli olmayan da. Mesela kendimizden örnek verebiliriz. Mesela şey yaparız, sınav var, sınava çalışıyoruz ve işte bu da, yani sınava girmek, işte yeterliliğinin sınanması gene psikososyal kriz olarak algılanıyor. Ve burada mesela ne yaparız? İşte alkol belki alınabilir sakinleşmek için ya da daha fazla yemek yenilebilir.